Barıküde Game Club'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle çeşitli bütçelerle birlikte Airsoft ekipman toplayacağız. Bu listeleri, bu kategorileri oluştururken mümkün olduğunca minimum tutarlar aralığında yazmaya çalıştım. Tabii ki bunun üstüne çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Çok daha kaliteli ekipmanlar alabilirsiniz. Ama özellikle son zamanlarda popüler olan Airsoft'u oynamak isteyen arkadaşlarımız, özellikle benim gibi öğrenci arkadaşlarımız ekonomik sıkıntılardan dolayı bu oyuna başlayamıyor. Çok pahalı geliyor. O yüzden ve akıllarında soru işareti var. Ne kadar gerekiyor Airsoft'a başlamak için? Burada sizin sahip olmanız gereken minimum ekipmanları listelere koyarak ve bunları sıfır bir şekilde temin ettiğiniz takdirde ne kadar bir fiyat ödeyeceğinizi göstermek amacıyla hazırladım. Şunu belirteyim. Kıyafet gibi aksesuar ve diğer oyuncak üzerinde bulunan aksesuarlar, Red Dot, işte lazer, fener gibi, onlara bu listede yer vermedim. Gerçi onlar opsiyonel oluyor. Fakat özellikle kıyafet bu listede bulunuyor. Kıyafeti AliExpress gibi, eBay gibi, yurt dışı sitelerinden daha ucuza temin edebileceğiniz gibi, yurt içinden de ikinci el şekilde temin edebileceğiniz ucuz yerler, gruplar mevcut. Oyuncak işinde şunu söyleyeyim. Bu liste, bu fiyat aralığı, ben oyuna başlarken sıfır bir oyuncak, firma garantisi adı altında bir oyuncak almak istiyorum diyenler için bu oyuncakları koydum. Tabii ki bu fiyata, örnek veriyorum, 1000 liraya alabileceğiniz bir sıfır oyuncağı 1000 liraya daha kaliteli bir ikinci el alabilirsiniz. Fakat alacağınız kişilerin tanıdık, bilindik olmasında yarar vardır. Son zamanlarda bu konudan çok sıkıntı çeken insanları duyuyorum. Benden size küçük bir uyarı. Bugün bu ürünlerimizi İzmir Av Market'ten toplayacağız. Bakalım neler toplayacağız, hazırlayacağız. Öncelikle hemen bu linkimi açıyorum. İzmir Av Market çeşitli oyuncu paketleri oluşturmuş. Nuprol gibi kaliteli bir markanın. Şu an siteye baktığınız zaman belki de en alt fiyat aralığı Nuprol'a ait. Fakat Nuprol oyuncaklar gerçekten, bir arkadaşıma aldık, gerçekten kaliteli oyuncaklar. Airsoft oyuncakları genel itibariyle kaliteli oyuncaklardır. Belli başlı birkaç markanın dışında sıfır aldığınız her oyuncağın performansı aşağı yukarı aynıdır. Tabii ki bunu kullanmaya bağlı olarak ve işte ne kadar sertliğe, ne kadar hor görmeye dayanabilirliği olarak tabii ki markalar birbirinden farklılık gösteriyor. Kalitesi buna göre ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi, diğer videolarda değindiğim gibi, kısa bir teknik bilgi vereyim. Bir oyuncağın güzel ve stabil atış yapması tamamen içindeki pistonun ürettiği hava basıncı, inner barrelinin çapı ve çok güzel bir hop up baskısı buna etki ediyordur. Bu üç temel küçük şey olduğu zaman oyuncağımız gayet güzel ve stabil bir şekilde atıyor. Şimdi bu oyuncu paketinde neyimiz var? Ne kadar? 1026 lira bu oyuncu paketimiz, havale indirimiyle birlikte Nuprol oyuncağını veriyor. Daha çok CQB tarzı gözükse de ben size, ilk oyunculara bunu öneririm. Benim de hoşuma gider bu model. Nedenini soracak olursanız, şu ön tarafında görmüş olduğunuz rayların bitiminde ufak namlu görüyorsunuz. Onlar genelde iki parçadır. Tam orayı bitiminden sökülüyorsa eğer, söküp oraya bir susturucu görünümü takarak çok yakışıklı bir oyuncak elde edebilirsiniz. O yüzden, ve kısa namlu olması da taşınabilirliği, küçük alanlara, dar alanlara, kısa mesafeli yerlerde sizi zor durumda bırakmaz. Çok kolay bir oynanabilirlik size sağlar. Bu yüzden benim tercihim bu oldu. Bu kampanyada pil, şarj aleti ve bir paket BB dahil bu fiyata, 1080 lira, havale indirimiyle birlikte 1026 lira. Bunu aldığımız takdirde bizim oynamamız için ne gerekli diyecek olursanız, bizim oynamamız için gerekli olan en temel eşyadan bir tanesi de arkadaşlar gözlük. Gözlüğü sakın, işte AliExpress'te, orada burada, yani
yurt dışı sitelerinden ucuza kaçmayın lütfen. Çünkü göz önemli. Sivisay'ın balistik gözlükleri burada. Çeşitli modelleri var, fiyatları değişmekle birlikte. Ortalama ve güzel, yani işimizi görebilecek bir modelde Sivisay, işte Raptor modeli, 152 lira 95 kuruş yazıyor burada. 3 tane camı var mı bunun, bakıyorum. Evet, 3 farklı cam seçeneğiyle geliyor. Gerçekten güzel bir oyuncak. Hafif güneş gözlüğü gibi, bir de böyle büyük tactical goggles denilen gözlükler var. Onlar genelde çoğu insanda buhu yaptığı için bunlar daha çok tercih ediliyor ve gerçekten de güzel gözlükler. Bunu da hemen ekledikten sonra bir kıyafete gelelim. Bu kıyafeti tamamen aklınızda fikir oluşması için koydum. Başka yerlerden daha ucuza temin edebilirsiniz. Yurt dışından olsun, yurt içinden ikinci el olsun veya sıfır satan yerler de illaki vardır. Bu da klasik combat alt üst takım. Bunun da fiyatı 280 lira. İlk gösterdiğim oyuncu paketi 1080 liralık oyuncaklarla birlikte gözlük ve kıyafeti alırsanız 1510 liralık bir bütçeyle Airsoft'a başlayabiliyorsunuz. Bundan sonra yani temel oynamanız için gereken temel tüm parçalar, ekipmanlar bu listede olmuş oluyor. Bundan sonra artık kendi zevkinize göre, kendi beklentinize göre üstüne koyabiliyorsunuz. Ben bu oyuncağı beğenmedim, birazcık daha para vererek daha güzel bir oyuncak almak istiyorum derseniz de sizin için şu oyuncağı seçtim. Yine Nupro'nun Recon Alpha model oyuncağı. Gerçekten K-Mort rail'i var. Gerçekten hoş bir görüntüye sahip. Hemen size özelliklerini göstereyim. Nupro'nun Gearbox'ı özellikle kuvvetlendirilmiş. Güzel parçalara sahip. Tabi bunu alırken de burada promosyona tıkladığınız zaman pil ve şarj aletlerinde de %50 indirim sağlıyorsunuz. Dediğim gibi bu, şu da Gearbox'ı. Arkadaşlar, oyuncaklar, stok oyuncaklar genellikle ortalama 370 ile 390 FPS arasında geliyor kutudan. Bunu hemen yine kısa bir teknik bilgi veriyorum. Bunu direkt yay değiştirerek 430 gibi bir rakamlara çekmeyin. Bunu çekebileceğiniz maksimum rakam 410, 400-410 olsun. Pistonu böyle olan oyuncaklarda, bazı oyuncakların pistonu metal dişli olabiliyor. Onun özelliklerinden bakarsınız. Onları 420-430'a kadar çekebilirsiniz. Ama oyuncağı zorlamanızda hiçbir amaç, maksat yok. Siz oyuncağınızın içini açarsanız oyuncak 3 senede dayanabilir, 1 günde dayanabilir. Bunu göz önüne almanız gerekiyor. Yani sıfır oyuncağı da alıp içini kurcaladığı bozduktan sonra tahmin ediyorum ki pek garanti desteği alamayacaksınız. O hemen bu oyuncakla Recon Alpha ile birlikte bir şarj aleti ve pil önerim olacak size. Yine gözlüğümüz aynı, Sivisay'ın Raptor modeli. Bu şarj aletimizle yine Nupro'nun akıllı şarj aleti diye geçiyor mu bakıyorum. Geçmiyor. Nima pil şarj aleti bu arkadaşlar. Bunun yanında bir de Nima pil aldığınız zaman o da yaklaşık bu fiyatlarda vereceğimiz tutar da 2040 liraya çıkıyor. Bu ekonomik minimum giriş paketimizle. Şimdi bir üst pakete, oyuncu olarak adlandırdığım bir üst pakete geçelim. Bu oyuncak paketimizde yine İzmir A Market'in bizim oyuncular için, yeni başlayan oyuncular için sunduğu bir paket. KVA marka AEK. Gerçekten KVA şu anda bana ilk üçü sayın derseniz Crytek, KVA, Tokyo Marui diyeceğim size. Ondan sonra ICS gelecek, GNG gelecek ve diğerleri arkasından gelecek. KVA gerçekten çok kaliteli oyuncaktır arkadaşlar. Bu da oyuncu paketi pil ve şarj aleti ile birlikte, yine BBC ile birlikte 1600 liralık bir maliyeti bize olacak. 2x2 KVA'nın özel 2GX Gearbox'ı, 2G High Performance Bucking'i, bunu gerçekten mesafeyi çok güzel bir şekilde ayarlamamızı sağlıyor. Liporedi oyuncak burada bize yalnız sanırsam Nimah bir pil veriyor kampanyada. İsterseniz bunu ayrıca alıp buraya bir Liporedi
Lipopil ekleyebilirsiniz. Ama yeni başlayacaksanız, ilk kez başlayacaksanız Lipo'yu tavsiye etmem. Nimah'la yeterli bilgi sahibi, yeterli tecrübe elde edene kadar Nimah'la oynayın. Çünkü Lipo çok nazlı bir pildir. Bunu daha önceki videolarımızda da değinmiştik, söylemiştik. Arkadaşlar bu oyuncu paketi ile birlikte yine kıyafet ve gözlüğümüz aynı. Vereceğimiz tutar 1965 lira. İkinci bir oyuncak paketi var. Tercihlerimizde bunu sevmedim diyorsanız. Diğer oyuncu paketimizde VFC'nin oyuncağı. VFC de gerçekten yani dediğim gibi tüm o Airsoft markaları zaten aşağı yukarı birbirlerine. Demin saydığım 3 marka dışında KVA, Tokyo Marui ve Crytek bir tık daha üsttür kalite olarak. Onun dışında diğerleri aşağı yukarı aynıdır. VFC, işte GNG ve diğerleri. Bunlarla birlikte ilk saydığım üst düzey dediğimle bu VFC, GNG orta üst sınıf arasında ICS'i koyabiliriz. İkisinin yani ne orta üstün biraz üstü diyebiliriz, ne de çok iyinin bir altı diyebiliriz. Arada kalan bir marka, o da tercih edilebilir. Arkadaşlar bu oyuncakta dediğim gibi sanırsam bunu deminki Recon Alpha, ilk paketimizdeki Recon Alpha'yı da DMR olarak kullanabilirsiniz. Bunun da namlusu uzun olduğu için DMR olarak kullanabiliyoruz. Deminki KVA en iyi performansı 0,25 gram BB ile veriyordu. Burada da benim size AEK S-Alt tarzı oynayacaksanız tavsiyem 0,25 gram olacaktır. Daha sonra oyuncağınıza ufak tefek upgrade'ler yaptıktan sonra mesafe ve güç anlamında bu gramajınız, BB gramajınız 0,28'e belki 30'a çıkabilir arkadaşlar. Bundan sonra size hemen bu oyuncu paketini de bitiriyoruz. Bunu da tercih ederseniz 2110 lira, 1965 lirayla 2110 lira arasında bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Biraz daha agresif olacağız derseniz size 4 farklı oyuncak seçeneği sunuyorum. Bu, tekrar söylüyorum, bu liste tamamen oyuncağım sıfır olsun diyenler için. Bu fiyata iyi bir ikinci el bulabilirsiniz, ayarında bir ikinci el bulabilirsiniz. Özellikle kıyafet konusunda dedim daha ucuzunu bulabilirsiniz. Sadece bilgi amaçlı sunuyorum. Oyuncak odaklı bir video bu. Diğerleri bilgi olsun diye aşağı yukarı bir bütçe. Yine KVA KM4 Lipo Ready bir AEG'imiz var burada sizin için seçtiğim. Yine klasik M4 tarzı. Neden M4 seçiyorum? Bunların parçaları, şarjör uyumları birazcık daha kolay oluyor diğer ürünlere göre. Bunun iç namlusu 605 namlu. Bunu değiştirip 601 daha sonra yapabilirsiniz. 6 namlu çapı ne kadar incelirse FPS'imiz o kadar artıyor. Fakat mesafemiz de azalıyor diye çeşitli yorumlar var. Açıkçası denemedim. Onu bir denemeniz lazım. Yani bir araştırmanız lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Piyasadaki oyuncakların %80'inde, hatta 90'ında S-Alt tarzı oynanan M4 türevi oyuncaklarda 6.02 ile 6.03, özellikle 6.03 iç çaplı namlular bulunuyor. Arkadaşlar yine KVA'nın kendine ait 2GX Gearbox'ı ve 2G yüksek performans bucking'i ve bize güzel bir hop-up kalitesi sağlıyor bu. Yine KVA burada kalitesini konuşturuyor. Lipo Ready. Arkadaşlar ben bunu sevmedim, bu benim hoşuma gitmedi derseniz size Nupro Delta'yı öneriyorum. Hemen onu da gösteriyorum. Nupro Delta ürünümüzde bu şekilde. Yine M4 tarzı ama namlusu görmüş olduğunuz gibi direkt rayın sonunda bitiyor. Bunun ucunda ufak bir susturucuyla çok tatlı bir 8,5 santimlik, 8,5 evet 8,5 santimlik bir küçük susturucularımız var. Yaklaşık bu flash hider'dan bir tık daha uzun. Çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi siz önce amacınız oyuna başlamak, fantazi ondan sonra kaçacaksınız. Ondan sonra hoşunuza giden şeyleri yapmaya başlayacaksınız. İlk başta buna çok para harcamamanızda yarar var. Bu Nupro Delta'da
Yenilenen versiyon 2 Gearbox varmış. 330 FPS ile geliyormuş. Bu FPS size aldanmasın. Oyuncaklar genel dediğim gibi 400 FPS'e kadar, FPS'ye kadar destekleyen, yani en kötü oyuncağın içi bile 380-400'e kadar çok rahat karşılayabilecek oyuncaklardır. Bunlar ne oluyor? Bunlar ithalat kuralları gereği işte belli bir FPS altında olması gerekiyor ki oyuncak sınıfında ithal edilsin gibi yasak olabiliyor. Hem o ülkenin hem bizim ülkemize girerkenki kuralları bunu etkileyebiliyor. Mesela o ülkede diyor ki adam, atıyorum, bu Hong Kong'dan geliyor. Hong Kong'da işte ihracat yapabilmesi için örnek veriyorum 350 FPS altında olması gerekiyor oyuncağın, gibi 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 çeşitli kuralları var. Bu o yüzden sizin canınızı sıkmasın. Bazen içindeki yay fabrika çıkışından itibaren beklediği için gevşeyebiliyor. Yay boşaltma mekanizması çoğunda olmadığı için. Dediğim gibi bu aklınıza takılmasın. Ayaklarda yay değişimi çok kolaydır. 20-30 lira, 40 liradır bir yay. Hemen alırsınız, taktırırsınız İzmir Av Market'te, teknik servis Koray Tabak'ta. Hemen oyuncağınızı alıp 400 FPS'de, 380 FPS'de çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu oyuncağımızın görüntüsü de bu şekilde. Hemen sizin için hazırladığım bir diğer oyuncağa geçiyorum. Bu da GNG, benim yaklaşık 3 kere 3 el değiştirdim ve hep GNG aldım oyuncağımı. Önceki ayak kullanırken. Bu gerçekten çok hoş bir model olduğu için bunu koydum. Siz de seveceksinizdir. Bu özellikle namlunun uç kısmını, çok böyle vahşi bir görüntüye sahip. GNG'lerin de parça sıkıntısı inanılmaz kolay. Hiç yok denecek kadar az. Her yerde, hatta gidip normal versiyon 2 bir Çin malı, yani ucuza aldığınız her marka versiyon 2 çok rahat bir şekilde uyuyor GNC'lere. Aynı şekilde şarjörleri öyle, inanılmaz kolay bulunuyor. Her marka uyuyor neredeyse. Bu oyuncak da sizin hoşunuza gitti ise bunu koydum. 1980 liraymış oyuncağımızın fiyatı. Gelelim son oyuncağımıza, sizler için seçtiğim. Bu da Nuprol'un AK21, böyle değişik bir model diye bunu seçtim ve hoş gözüküyor gerçekten. Yani Nuprol'un genel kalitesi bunda da geçerli. Genel Nuprol'lar nasılsa bunda da geçerli. Sanırsam bu bir de M4 şarjörü kullandığı için şarjör bakımından da bize avantaj sağlıyor. Klasik M4 dışında bir model istiyorsanız ve şarjör problemi yaşamak istemiyorsanız da bu modeli size öneriyorum. Tabii ki tüm bu paketlerin içinde yine bizim gözlük kıyafet unsurlarımız var arkadaşlar. Burada da ilk gösterdiğim KVA'yı seçiyorsanız şarj aleti, pil, gözlük, kıyafetle birlikte 2230 lira. İkinci gösterdiğim Nuprol Bravo Aegis seçiyorsanız yine şarj aleti, pil, BB, kıyafet, gözlükle birlikte 2268 lira. Üçüncü gösterdiğim bu GNG'nin yeşil Predator Hunter'ını seçiyorsanız yine bu ya diğer ekipmanları ile birlikte 2680 lira ve en son gösterdiğim değişik AK21 Nuprol'u istiyorsanız da bu da 2319 liraya sizlerin olabiliyor. Oyuncaklar sıfır, dediğim gibi şu kıyafetleri de sıfır yazdım. Tabi siz bunu çıkartıp mıkartıp istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size tamamen yardımcı olmak amacıyla, isteğiyle bu video hazırlanmıştır. Bu görmüş olduğunuz Word dosyasında videonun ekine koyacağım veya yazı olarak açıklamaya yazacağım. Umarım yararlı olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak belirtirseniz en kısa sürede yardımcı olmak için yeni videolarla karşınızda olacağız. Kendinize